Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz günaydın. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesi temennisiyle manşet programına başladık. Ben Tekin Naşap. Evet, güneşli bir Mersin'de fakat soğuk bir Mersin'de yine karşınızdayız. Ve güzel güneşli bir gün aslında ama dediğimiz gibi soğuk bir hava var. Güneşe aldanıp da lütfen üzerinizde bir şey almadan çıkmayınız. Henüz evden çıkmadıysanız, o şanslılardansanız, sabahın erken saatinden kalkıp gidenlerden değilseniz eğer. Efendim? Kime nispet yapıyorum? Yani hani bu saatlerde kalkıp giden, işe giden. Biz bu saatte gitmiyoruz ki zaten. Biz daha erken geliyoruz. Biz 8'de mesai başlıyor bizde. O yüzden 6.30'da uyanıyoruz. Gelene kadar 8 oluyor. Evet. Evet. Yani yapacak bir şey yok sonuçta. Evet, bu arada HL TV Facebook adresinden bizleri canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Canlı yayın linkinin altına yorumlarınızı paylaşabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ve sizler de programa böylelikle dahil olabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı, hatıralarına sahip çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizi bir kere daha hatırlatalım. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şu an görevleri başında bizleri korumak için hayatını ortaya koyan Türk polisine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyor. Dualarımız onlarla birlikte, yüreğimiz onlarla birlikte diyoruz. Çukurabanoz Köyü'ne buradan günaydınlar diliyoruz. Ses seda çıkmadı bu aralar. Hava soğuk galiba orada. Havalar soğuk, o yüzden... Nasıl, Çukurabanoz Köyü'ne kar yağdı mı? Çünkü İstanbul'a düşmüş ilk kar bu arada. Daha önce aslında dağlarda karlar vardı. Mersin'e, yüksek kesimlere yağmıştı ama. Çukurabanoz Köyü'nde durum nedir bilmiyorum. Çukurabanoz Köyü muhtarı bizimle iletişime geçerse, bir mesaj atarsa. Uzun zamandır ihmal ettik. Kendileri de bizi ihmal ettiler bu arada. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. İstediğiniz konuda bizlerle iletişime girebilirsiniz. Şimdi ezel bir konu var ki aslında ben dün söylenildiğinde şaşırdım. Yok canım, öyle bir şey yoktur dedim. Grup toplantıları vardı. Grup toplantısında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir söz vardı. Ne söylemedi ki yani? Ne söylemedi ki? Yani hatta bir gün öncesinden işte açıklamalar yapılmıştı değil mi? Yarını bekleyin, yarını bekleyin. Herkes yine belge çıkartacak, sallayacak diye bekliyorken Sayın Kılıçdaroğlu bu sefer sanki biraz daha ileriye gitti gibime geldi Ezel bu sefer. Yani evet, söylenen söz aslında, üzerinde durulan konu güzel fakat hani sonrası kötü. Yani evet, siz ha bir arada, bu arada ben şeyini de anlamadım. Yani şimdi Reza Zarrab artık hangisi ise attık ortaya, evet. Şimdi onunla ilgili biliyorsunuz bazı Cumhuriyet Halk Partililer onun verdiği ifadelerle ovuşturuyorlardı ellerini bazı CHP'liler, herkes değil tabii ki. Şimdi bakıyorsunuz yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı siz bir sahtekarı, siz bir üçkağıtçı, siz şöyle birini ekrana çıkarttınız, arkasına ay yıldızlı bayrağı koydunuz.
Buraya kadar her şey güzel. Buraya kadar güzel bir eleştiri. Nokta bir atış. Ama sonrası kötüydü. Yani sonrası neydi? İşte sonrası ben sizin boynunuza ne takacağımı biliyorum sözü. Bence hiç olmadı. Yani doğru olmadı bence. O bölüme kadar her şey iyi güzeldi. Güzel bir eleştiriydi. İyi bir noktadan yakalanmıştı. Ama bakın medya, gazeteciler mutlak suretle eleştirilmeye açık kurum ve kuruluşlar ve kişilerdir. Bu bir gerçek. Çünkü herkes dört dörtlük değildir. Ama iş farklı bir boyuta geçince, tehdide geçince, hakarete geçince, kişisel haklara saldırıya geçince işte orada sanki biraz kantarın topuzu kaçmış gibi. Yani ben izlediğimde hatta ilk anlattıklarında bana söylediklerinde nedense hep bana anlatıyorlar özel bu konuyu. Dediler ki böyle böyle dedi ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında duydun mu? Yok canım o kadar da dememiştir dedim. Yani en azından böyle bir cümle sarf etmemiştir dedim. Valla gittim izledim etmiş. Yani söylemiş. Dediğim gibi o ana kadar ki hani o boynunuza ne geçireceğimi biliyorum. Ki hatırlarsanız daha önce Sayın Gürsel Tekin de böyle bir açıklama yapmıştı. Hatırlıyor musunuz o günleri? Biz iktidara geldiğimizde bu medyalara tutuklayacağız diye bir açıklama yapmıştı. Yanılmıyorsam değil mi Ezel? Yazalım Google'a Gürsel Tekin. Biz iktidara gelince tutuklayacağız demişti. Şimdi şöyle bir durum var. Yani aslında ülkede ve dünyada konuşulan bir konu var. Basın özgürlüğünden bahsediyoruz. Gerçi ben bunun aslında çoğu zaman basın özgür olmalı diyenlerin aslında basına sansür uyguladığının altını çizmeye çalışıyorum uzun bir dönemdir ama kimse beni fark etmiyor. Yani en çok sesi çıkanın bu konuda basın özgür olmalı diye sesini çok yüksekten çıkartanların basın üzerinde bir stoplama ya çalıştıklarını biliyoruz. Kendimden biliyorum. Yani basın özgürdür diye Cumhuriyet meydanlarına inenler, Cumhuriyet gazetesi için işte Zaman gazetesi için bilmem ne için gazeteciler için Cumhuriyet meydanına inenler, ben buradan eleştiri yaptığımda beni şikayet ediyorlar. Bak aynı kişilerden bahsediyoruz. 8-9 Haziran için değil mi Gürsel Tekin? İlk işimiz gazetelere el koymak olacak. Evet, o açıklamayı görebilir miyiz? Var mı öyle bir açıklama? Onu da videosunu paylaşacağım. Yani şimdi acaba bu niçin böyle bir söylem içerisine girildi? Evet, şimdi bakın şunu kabul edelim. Ülkemizde gerçekten medya taraflı ve tarafsız olarak ayrılmış durumda. Tarafsız olanlar çok az sayıda. Doğrudur. Taraflı olanlar çoğunlukta. Ama her tarafın, her kesimde mutlak bir taraftarı olan bir gazetesi, bir televizyonu, bir radyosu mutlak surette var. Hepimiz bunu kabul edelim. Şimdi benim, evet görüyoruz şimdi sevgili izleyicilerimiz, 8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelere el koymak olacak diyor. Kim diyor bunu? Sayın Gürsel Tekin. Ne zaman yapmıştı bu açıklamayı? Tarihine geçelim mesela yukarıya. Bakalım hangi tarihte böyle bir açık. Evet hangi tarihte bir açıklama yapılmıştı? Geçmiş bir tarih. Yani uzun zaman oldu. Daha önce de böyle bir şey söylenildi diye tepki göstermiştik. 20.02 yani Şubat'ta 20 Şubat 2015 tarihinde Sayın Gürsel Tekin'in böyle bir açıklaması vardı. Dün işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yere kadar gittiği noktada haklılık payı var. Eleştiri hakkı doğuyor, doğru ama ben sizin boynunuza ne geçireceğimi iyi biliyorum cümlesi bu bence doğru olmadı. Yani bu söz için sadece o bölüm için ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini, bu konuda özgür basından yana olduklarını dile getirmelerine rağmen böyle bir sansür uygulamaya çalışmak, tehdit etmek, basın yoluyla bu şekilde bir oradaki çalışanlar üzerinde onlara hedef göstermek çok da doğru bir yaklaşım değildi. Ben bu meslekte olan biri, medya sektöründe olan biri olarak
böyle bir açıklamanın talihsizlik olduğunu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söz için mutlak surette özür dilemesi gerektiğini bir kere daha buradan yinelemek istiyorum. Ve düne kadar hani bazı gazeteciler içerideydi, bazı gazeteler kapatıldı. Birçoğu biliyorsunuz PKK propagandası yapıyordu o gazetelerin. Onların kapatılmasına yüksek sesten ses çıkartıp özgür basın susturulamaz diyenlerin de bu konuda söyleyecek iki cümlesi olması gerektiğine inananlardanım. Yani samimiyet diyoruz ya, dikkat edin son bir haftadır samimiyet ve samimiyetsizlikten bahsediyoruz. Samimi değiliz. Yani işimize geldiği gibi hareket ediyoruz. Canımızın yandığı noktada sesimizi çıkartıyoruz. Başkasının canı yandığında maalesef oturup ellerimizi ovuşturuyoruz. İşte biz bu konuda özgür basının her daim özgür olması gerektiğini, olumlu veya olumsuz eleştirilere artık herkesin göğüs germesi gerektiğini, eleştirilerin hakarete, kişisel hakların tecavüzüne uğramadığı müddetçe özgür düşünceden yana olduğumuzu ve bu konuda söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü de unutmamak lazım. Çünkü yapacağımız her eleştiri vatanın birliğine, bütünlüğüne eğer zarar vermeyecekse bence konuşulmasında fayda vardır. Söylenilmesinde hiçbir suç yoktur. Bölücülük, PKK propagandası yapmak özgürlük değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Yani işte bu konuda basın özgür olmalı diyenlerin, işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu söz içinde söylemesi gereken bir çift lafının mutlak surette olması gerektiğine inanıyorum. Yani bunda da ne düşünürsünüz bilmiyorum ama dediğim gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok güzel bir konuyu yakalamış. Çok güzel ilerliyordu. Çok güzel eleştirilerini sıralıyordu. Ama keşke o son cümleler olmasaydı. Yani biz sizin boynunuza ne geçireceğimizi çok iyi biliyoruz. Hele hele Sayın Gürsel Tekin'in de yapmış olduğu o gazetelere el koyacağız açıklamaların üstüne bu açıklama hiç olmadı. Kabul edilir bir açıklama değil. Bence bu konuda büyük tepki topluyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, Cem Taksim demiş. Cem Taksi olarak sizi izliyoruz. Abi kolay gelsin, günaydınlar demişler. Allah kolaylıklar versin size de. Gerçekten mesleğiniz zor. Mersin'de mi? Mersin'de misiniz? Cem Taksi. Yani hiç rastlamadım o yüzden Mersin'de misiniz diye sormak istiyorum. Mersin'de çok fazla taksi kullanımı alışkanlığı yok maalesef ve ne yazık ki bu konuda değil mi? Yani bazen sıkıştığımızda çok acil durumlarda kullanıyoruz ama hani İstanbul gibi değil. İstanbul'da taksiler gerçekten bir minibüs gibi çalışıyor. Orada sanki biraz daha iyi taksici esnafı ama hani Mersin'deki taksici esnafı sıkıntılı, onu biliyoruz. Yani bunun için ne yapılabilir bilmiyorum ama mutlak surette taksicilerimizin de sorunlarını dinlemek. Ama şanslısınız sevgili taksici esnafı. Çok yakın bir zamanda artık vekillerimiz sizleri ziyarete gelecekler. Çayları hazırlayın, gelip ziyaret edecekler. Sözüm ona, sizin sorunlarınızı dinleyecekler ama sadece dinleyecekler. Yani şey yapmayın, hemen böyle büyük umutlara kapılmayın. Sadece dinleyecekler sizi. Çözüm yok. Yani onu unutun. Çözüm yok. Sadece gelecekler, çayınızı içecekler. Biraz konuşacaklar, sohbet edecekler, gülecekler. Sonra danışmanları fotoğraflar çekecekler. Sonra da sosyal medyalarında şunu paylaşacaklar. Esnafımızla buluştuk. Esnafımızın sorunlarını dinliyoruz diye. Evet, yani bundan ötesi yok. Sadece dinlemekle geçiyor. O yüzden önümüzdeki günlerde size tavsiyem, siz de fotoğraflayın en azından. 2019 yılına kadar sizi ziyaret etmiş vekiller olarak da biz buradan şey yaparız, paylaşırız. Evet, işte esnafımızı da ziyaret etti vekillerimiz diye. Evet, sevgili izleyicilerimiz, devam edeceğiz. Sosyal medyaya geçeceğiz, sosyal medyadaki paylaşımlara geçeceğiz. Bakalım neler paylaşılmış, neler söylenmiş, neler yapılmış. Evet, hemen sosyal medyaya geçelim ve sosyal medya paylaşımlarına, 6 Aralık tarihi itibariyle yapılan paylaşımlara şöyle bir göz atalım. Tabii Amerika Birleşik Devletleri, illa oraya da gideceğiz artık. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten, efendim, sınırı aşıyoruz, okyanus ötesine gidiyoruz. Okyanus ötesinde konuşmamız gereken bir konu var. Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri gerçekten ayarını kaçırdı. Yani söylemleriyle, hareketleriyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarının açıklamasını yapıyorlar Amerikalılar. Yani güzel şeyler söylenir aslında. Ama burası el vermiyor. Yani sizin bu tarafı, ekranın bu tarafı buna müsaade etmiyor. Siz o taraftan rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ben aynen katılıyorum söylemlerinize sevgili izleyicilerimiz. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten yani Trump mı yönetiyor, Pentagon mu yönetiyor, başka güçler mi yönetiyor belli değil. Trump da orada zavallım Amerika'yı yönettiğini zannediyor. Değil aslında. O bir kukla biliyorsunuz. Ve böyle bir açıklama yapacaklar bugün herhalde. Çünkü öyle bir konu var. Deniliyor ki işte Amerika Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakmış ve oraya büyük elçi atayacakmış. Bakalım yani nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Hani sözde Müslümanlar var, sözde Müslüman ülkeler var. Onlar ne yapacaklar onu bilemiyoruz. Bu arada ben flulaştım mı bir ara? Evet. Hemen bakalım sosyal medyaya geçelim. Ulusal gazetelerde o bölümlere geçeceğiz. Doktor Betül Sayan Kaya paylaşmış. Uluslararası İşte Kadın Zirvesi'nin Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle gerçekleştirilen akşam programında yurt içinden ve yurt dışından girişimci kadınlarla bir araya geldik. Şimdi Ezel'cim böyle bir durumda mesela ben askerdeyken, şimdi ben binbaşının yazıcısıydım, tamam mı? Doğal olarak hanımefendi de gelirdi. Yani komutanın eşi de gelirdi bazen kışlaya. Ve şöyle bir durum söz konusu olurdu. Şimdi alışmışsın hep komutanım komutanım demeye. Şimdi hanımefendiye nasıl hitap edeceksin? Komutanım diyeceksin herhalde, değil mi? Yani komutanım diye hitap ediyorsun. Yani bu tür protokollerde de nasıl bir hitap şekli olur bilemiyoruz. O geldi birden aklıma. Devam edelim. İkinci Uluslararası İşte Kadın Zirvesi'nde girişimci kadınların fikirlerini, ürünlerini ve birbirinden güzel eserlerini sergiledikleri standları gezdik diyor. Doktor Betül Sayan Kaya. Bu arada. Ve devam ediyoruz. Sayın Abdülhamit Gül paylaşmış. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin gönlünde taht kurmuş bir liderdir. Hep böyle kalacaktır. Tarihe de böyle geçecektir. Kemal Kılıçdaroğlu ise tarihe Türkiye düşmanlarının tutmamış projesi olarak geçecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın en güzel cevabı yine milletimiz yine sandıkta verecektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ben ısın özgürlüğünden ne anladığını ya da hiç anlamadığını bugün bir kez daha ortaya koydu. İçindeki faşizan duyguları yine dışa vuran CHP Genel Başkanı fütursuzca basını tehdit etti. Kendisi gibi düşünmediği için Turkuaz Medya Grubu özelinde bir grup medya kuruluşunu hedef alan Kılıçdaroğlu yağlı urganı ima edecek kadar kendisini kaybetti. CHP Genel Başkanı ancak diktatör rejimlerinde görülebilecek bu değerlendirmesiyle demokrasiye, basın özgürlüğüne ne kadar uzak bir kafa yapısına sahip olduğunu bir kez daha tescillemiştir diyor Sayın Abdülhamit Gül. Ve devam ediyoruz. AK Parti teşkilatı paylaşmış. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2. Uluslararası İşte Kadın Zirvesi'ne katıldı paylaşımlarına yer vermişler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi işte o sözler sevgili izleyicilerimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bir şarlatana Türk bayrağını fon yapanları kınıyorum diyor. Rıza Sarraf'a düne kadar hayırsever bir iş adamı dediniz. Devletin protokolünde yer verdiniz. Rıza Sarraf'ı televizyona çıkarıp arkasına Türk bayrağı koyup kahraman yaptınız. Bir sahtekarın arkasına Türk bayrağını fon yapan havuz medyasını şiddetle kınıyorum. Buraya kadar güzel. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Doğal, özgür ve bence haklı bir gerekçeyle bir eleştiri var. Bak buraya kadar tamam. Buraya kadar hiçbir şey yok. Ben de katılıyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya kadarki sözlerine. Ama bundan sonraki sözlerine katılmak mümkün değil. Bundan sonraki sözleri tehdit olduğu için, bundan sonraki sözleri basına bir özgürlüğünü kısıtlamak adına korkutmak, hedef göstermek olduğu için o bölümler işte en çok konuşulan, en çok tartışılan ve en çok tepki çeken bölüm de o bölümdü. Yani ben sizin boynunuza ne geçireceğimi çok iyi biliyorum cümlesi. İşte bu bütün cümleyi aldı gitti. İşte bu yüzden
Hani diyoruz ya, özellikle basın özgürlüğünü, basının özgür olması gerektiğini savunanların ayrım yapmaksızın böyle bir cümleyi kullanması gerçekten düşündürücü. Üzüntü verici, endişe verici, kaygı duyulacak bir durum. İlk defa ülkemiz içinde kullandık bu cümleyi. Kaygı duyuyoruz, endişeliyiz. Bunu genelde ben Amerika için kullanıyordum. Onların sözcülerinden böyle esinlenmiştim ama maalesef ve ne yazık ki ülkemizde de kullanmak zorunda kaldık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. Evet, bu dediğimiz gibi şu az önce okuduğumuz bölümlere kadar gerçekten her şey iyi, güzeldi. Doğru bir eleştiriydi ama hani boynunuza ne geçireceğimi ben iyi biliyorum sözü olmadı. Yani ben Mersin'deki arkadaşlardan da bekliyorum. Mersin'deki basında bulunan bazı arkadaşlarımız. İşte ne bileyim işte bazı gazetecilerin tutuklanmasında, bazı gazetelerin kapanmasında, basın özgür olmalı diye, basın susturulamaz diye diyenlerin bu konuyla da ilgili mutlak surette yapacakları açıklamalar vardır diye, eleştireceklerdir diye de bekliyoruz. Tabii bu kişisel bir haktır. Eleştirir eleştirmez, kabul görür kabul görmez. Ama bir medya sektöründe çalışan olarak ben böyle bir cümle, o cümleye kadar ki olan bölümü bir kere daha altını çizelim. O bölüme kadar olan yani Türk bayrağı fonu arkasında önünde Rıza Sarrab gibi birini koyup onu parlatmanız doğru değildi, kınıyorum cümlesine kadar evet katılıyorum ama boynunuza ne geçireceğimi biliyorum cümlesi kabul edilebilir bir durum değil bu sektörde çalışan biri olarak. Beni de defalarca şikayet ettiler eleştiriyorum diye ama ben de hep şunu göstermişimdir. Yaptığımız eleştirilerde eğer hoşunuza gitmeyen, eğer yanlış olduğunu düşündünüz, eğer haksızlığa uğradığınızı düşündünüz, eğer kişisel haklarınıza tecavüz edildiğine inanıyorsanız, eğer bir suç işlendiyse bunun yolu adli mercilerdir. Gidersiniz, dilekçenizi verirsiniz, yayın kayıtları alınır, incelenir, suç varsa cezalandırılır. Ama hani basın özgür deyip burada eleştiriliyor diye gidip şikayet etmek de doğru bir şey değildir. Yani bir basın mensubunun işine son verilmesi mutlu edecekse sizleri, inanın ki bazı kuruluşlar böyle kolay kolay hemen her yapılan şikayeti de hemen haydi gönderelim demezler, emin olun. Dediğimiz gibi bir suç unsuru varsa eyvallah ama yoksa her gün bir yeni bilgi diyor. Aşağıda ölüm var, yukarıda açlık, aşağıda ölüm olasılık, yukarıda açlık kesin demişti Zonguldak'ta bir madenci. Unuttuk değil mi? Yani çoğu zaman unutuyoruz, geçip gidiyor. Bir göçük meydana geldi. Soma'da 301 kişi hayatını kaybetti. Sonra siyasetçiler gitti, ziyaret etti. Sonra dönem dönem seçime yaklaştıkça baretler ortaya konuldu. Hatta çoğu zaman Ramazanlarda onlarla birlikte iftar sofralarına katıldı. Ama sonra uzun bir zaman geçti ve unutuldu. Böyle bir sıkıntı, böyle bir durum söz konusu. Bu arada taşeron işçiler ne düşünüyorsunuz? Dün açıklandı. Artık süresiz bir şekilde, artık süre yok. Hani bir aylık, 3 aylık mevsimlik işçi statüsü kalkıyor. Bulunduğunuz kurumlarda ve belediyelerde süresiz artık istihdam edileceksiniz işçi kadrosuyla. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Bizlerle paylaşın diyoruz. Evet, devam edelim. Kadın cinayetleri retweetlemiş Ayşen Ece Kavas. Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Haberlerin yarısı kadın cinayeti, diğer yarısı fiziksel, cinsel şiddet ve çocuk istismarı. Harekete geçmek zorundayız. Biz mücadele edersek daha fazla kadını yaşatabiliriz diyor. Bu arada tekrar hatırlatalım, bu konuda da samimiyet istiyoruz. Yani hani bazen bakıyorum, bazı kadınlar sokaklara iniyor, davul zurna eşliğinde işte 5 Aralık'ı kutladılar. Niçin kutladılar ben onu anlamadım. Yani o davul zurnalar, böyle eğlencevari kutlamalar neyin temsiliydi onu anlamakta zorlandım. Çünkü çoğu siyasi partiye üyeydi o kadınların.
siyasi partiden diler. Ama kendi siyasi partileri kendilerine bir kere, kendilerine verilmiş bir hakkı istismar ediyordu. Buna sesleri çıkmıyordu. Ben şaşırdım. Yani düşünsenize, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kadına seçme ve seçilme hakkı verildi. Evet, bunun için sokaklara inildi. Herkes halaylar oynadı, çekti. Ama bulunduğu siyasi partide kendisini seçilebilecek noktadan aday veya aday adayı yapılmadı. Ama buna hiçbir tepki göstermedi. İşte ben buradaki o sevinçle, aslında verilmiş bir hakkın gasp edilmiş olmasına rağmen hala halay çekmenin ne manaya geldiğini inanın ki anlamış değilim. Anlayan varsa beri gelsin. Evet, bu arada Mersin kadınlarından Zela Topçu'nun kaçırılmasına tepki gelmiş bu arada. Kadın kuruluşların temsilcileri üniversiteli Zelal Topçul'un evlilik talebine red yanıtı verdiği akrabasının da bulunduğu kişiler tarafından bindiği minibüsten indirilerek kaçırılmasına tepki göstermişler. Video var mı? Tamam. Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Asiye Üzel, 2 yıl önce bindiği minibüsün sürücüsü tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ın ardından yine bindiği minibüsten kaçırılan Zelal Topçul olayla toplu taşıma araçlarının güvenliğini sorgulanır hale geldiğini söyledi. Üzel, Özgecan olayından sonra pazar günkü Zelal olayı artık bu konuyu yetkililerin daha da duyarlı olması gerektiğini gösteriyor demişler. Bu konuyla ilgili açıklamayı izleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısıyım. 98 yılından beri de Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Merkezi'nde yönetim kurulunda görev almaktayım. Bu son yaşanan olaylar, Özgecan olayından sonra pazar günü yaşadığımız minibüsün içinden, ben aynı zamanda Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısıyım. Bizim birinci sınıf öğrencimiz, hemşirelik birinci sınıf öğrencisi. Akrabası tarafından kaçırılması, toplu taşım araçlarının Mersin'de ne kadar kadınlar için güvenilir olduğu sorusunu aklımıza getiriyor. Biz Özgecan olayından hemen sonra da başlatmıştık. Toplu taşım araçlarında özellikle şoförlere yönelik toplumsal cinsiyet eğitimi verilsin, işte güvenlik butonları oluşturulsun gibi önerilerimiz oldu. Ama şoförlerin eğitimine bir türlü federasyonları razı olmadı, karşı çıkıldı. Kampüs içinde çalışan şoförlere yönelik de çok ciddi çalışmalarımız vardı. Ama biz bir türlü buradaki engeli Merkam olarak gidip oradaki şoförlere toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturalım, İletişim konusunda bazı eğitimler verelim. Bu eğitimleri ücretsiz vereceğiz, zaman ayıracağız, sadece oradaki bakış açısını değiştireceğiz, farkındalık oluşturacağız istiyoruz ama bir karşılığını bulamıyoruz. Yani Özgecan olayından sonra pazar günkü Zelal olayı artık bu konuya yetkililerin duyarlı olması gerektiğini gösteriyor. Biz burada hazırız Merkam olarak, kadın sorunlarına duyarlı bir merkez olarak. Bu toplu taşım araçlarındaki aslında topluma yaygın toplumsal cinsiyet programlarının işte bilişim teknolojisiyle farklı şekillerde sürekli gündemde tutulmasında önem arz ediyor. Ama bu toplu taşımların insanların güvenliğini riske atan birçok yönünün ortaya çıktığı. Zelal olayında görüyorsunuz ne sürücü kımıldıyor ne dolmuştaki diğer insanlar duyarsız bir şekilde kızın minibüsten indirilişini seyrediyor. Toplum olarak nereye geldiğimize de bir bakmak lazım. Niye bu kadar duyarsızlaştık? Zorla indirilen bir kız çocuğu var. Yine bahaneler mi uyduruyoruz? Bu kız hak etmiş midir? Bu kız mini etek mi giymiştir? Bu kız uygun olmayan saatlerde mi dışarı çıkmıştır? Böyle mi bakıyoruz olaya? Bunu gerçekten sormamız lazım. Toplum nereye gidiyor? Kadınlar için artık sokaklar güvenli değil mi? Her gün güvenlik konusunda gelişeceğimize daha mı güvensiz ortamlar oluşturuluyor? Ne yapılabilir? Niye bir şey yapılmıyor? Bir Özgecan olayı daha mı bekliyoruz? Zeliha Akkuş olarak bugün yine Mersin'deki bir olayla ilgili karşınızdayım ve çok üzgünüm. Mersin'de gerçekten Özgecan olayı yaşanmış. Bunun üzerine sayfalar dolusu konuşulmuş, yazılar yazılmış, bütün dinamikler yapacaklarını söylemiş. Ancak bugün aynı olayın bir tekrarını hiç sanki bu filmi biz daha önce izlememişiz gibi izledik. Bir erkek hayıra hayır demek olduğunu anlamıyor. Üstüne üstlük yakını, zaten hep başımıza ne geliyorsa yakınlarımızdan geliyor.
ve bu yakını yanına 9 tane erkek arkadaşını da alarak bir minibüsten genç bir kadını indirebiliyor aşağıya. Bu ne demek? Şimdi o minibüsteki şoför acaba kendi kız kardeşi olsaydı o şekilde indirilmesini ister miydi ya da ne yapardı? Demek ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın, kimin kadını kızı ne olursa olsun, biz bu zihniyete mi geldik? Bu şoförlerin Özgecan olayından sonra denetimleri yapılmadı mı? Bu şoförlerle ilgili eğitim çalışması yapılmadı mı? Bunu hayretle karşılıyorum. Yine Zelal Yorgun olayında bir şey çok dikkatimi çekti. Zelal şöyle bir cümle kullandı. Bana hiçbir şey yapmadılar. Şimdi bakın, halk şöyle bir şey bekliyor demek ki. Bir şeyler olursa bu kızın başına bir şeyler gelmeli. Peki bakın, halk bunu bile bile bir şey yapılmadığı açıkladığına göre bile bile halk buna göz yumuyor. Bir şey yapılacak bu kıza. Ne yapılacak? Ya tecavüze uğrayacak, ya tacize uğrayacak, ya öldürülecek, bir yerlere atılacak. Buna rağmen halkta tık yok. Nasıl bir şey bu? Bu nasıl dönüştürülebilir? İşte ben burada bir kadın gazeteci olarak diyorum ki medya bu dili değiştirecek. Medyanın dilini değiştirmesi demek yöneticilerin de dilini değiştirmesi olacak. Kadın kısmı, kız kısmı sokakta olacak, olmaya devam edecek. Bugün 5 Aralık kadının seçme ve seçilme haklarının verildiği günde kadın seçen olacak. Seçmek istemediği zaman da hayır diyecek. Hayırına da kimse tavır ya da bu şekilde bir davranış gösteremeyecek. Bu ancak değişen dille olacak. Bu dil değişecek. Dil değişince zihniyet değişecek. Kadınlar, genç kızlar güvenli bir şekilde sokaklarda gezecek. Mersin Bağımsız Kadın Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak bu yeni gelişen Zülal hemcinsimize yapılan bu saldırıyı çok acı bir biçimde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu yaşanan olaylar, Türkiye'de yaşanan olaylar, Mersin'de cereyan eden, Özgecan'la da beraber perçinlenen, arkasından Zuhal'e yapılan bu saldırının temelinde kesinlikle çok ciddi sorunlar yattığını düşünüyoruz. Bu ciddi sorunlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artık bir sürü birimde halk arasında geleneksel yapının sağlamlaştığı ve kadının insan hakları noktasında ne kadar geri noktada olduğumuzun da aşikar bir sonucudur. Zülal olayına dönersek, kesinlikle Zülal olayında ne yapıldı? Akrabalık bağı dolayısıyla o feodal yapının yaptırımı sonucunda Zülal'in tercihi yok sayılmakta. Ve bu yok sayılmalık kadının insan haklarına aykırı bir durumdur. Bunu kınıyoruz. Ortada çok ciddi bir ihlal vardır. Kamuya açık bir alanda nasıl oluyor da dolmuştan indirilerek organize çetevari bir şekilde bunlara nasıl izin veriliyor? İnsanların gözü önünde bu duyarsızlığı da kınıyoruz. Duyarsız yaptırımlar, çaresizce baş başa bırakılan mağdurların bu duruma düşürülmesinde hepimizin payı olduğunu düşünüyorum ve herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Bir duyarsızlaşma var, bir yabancılaşma var ve bu korkunç bir sonuca doğru evrildiğini gözlemliyorum. Bugün bu noktadaysa yakın gelecekte çok büyük tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Kadınımızın yaşam hakkı noktasında bir savunuya geçme zorunluluğunda olduğuna inanıyorum. Yetkilileri de bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Evet, birbirinden değerli üç hanımefendinin görüşüne yer verdik bu arada. Güzel konular, güzel bir oluşum, güzel bir birliktelik, güzel bir dayanışma, güzel bir örnek. Ama şu örneklerde söylenen cümle şu: duyarsızlaştık. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesini gidiyoruz ve toplum olarak nereye gidiyoruz? Neden bu kadar duyarsızız?
Mesela hanımefendinin bir tanesi şey dedi. İşte acaba o minibüsün içinden kaldırılan kız, indirilmeye çalışılan kızımız kendi kızı veya akrabası olsaydı şoför ne yapardı diye soruyorlar ya. Evet, bu soru yerinde bir soru. Şimdi duyarsız bir toplumuz, evet doğru, kabul. Ben de az önce birbirinden değerli, saygı duyduğum o üç hanımefendiye şunu sormak istiyorum. Dediklerinizin hepsini onaylıyorum, kabul ediyorum, destek veriyorum, imzamı atıyorum. Ama biraz da öz eleştiri yapalım mı, gelin hep birlikte? Mesela sayın, bakın ben olayı siyasete çekmek istemiyorum fakat madem medya, madem basın, madem herkes bu dili değiştirecek diyoruz ya, gelin bir öz eleştiri yapalım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki, eğer dedi erkek dedi, yeterince para kazanamıyorsa, eve yeterince ekmek getiremiyorsa, evde tencere kaynamıyorsa, erkek hıncını karısından çıkarır. Şimdi bu söz için ne düşündünüz mesela? Sizce bu söz doğru bir söz müydü? Peki yanlışsa? Açıklama yaptınız mı bu konuyla ilgili? Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu açıklamayı protesto ettiniz mi mesela? Kızdınız mı? Tepki gösterdiniz mi mesela? Bakın duyarsızlık hepimizin içinde varmış. Onu anladık biz. Yani Zelal kızımız için böyle güzel bir birlikte bir dayanışma örneği gösterenlerin çoğu zaman kendilerinin de duyarsız olduğunun farkındalar mı acaba? Yani daha ileriye gideyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı veya AK Parti Genel Başkanı yapmış olsaydı yine sessiz kalınacak mıydı? Yine tepki gösterilecek miydi, gösterilmeyecek miydi? Hani samimiyet diyoruz ya, işte o samimiyeti tesis etmeye çalışıyoruz. Bizim toplum olarak tek eksiğimiz samimiyetsizliğimizdir. Maalesef ve ne yazık ki. Samimiyetsiziz. Yani tepkiyi göstermiyoruz. Televizyonlarda, ulusal kanallarda gösterilen tartışma programları, evlilik programlarında nasıl aile yapımıza aykırı hareketler yapıldığını hepimiz şahidiz, hepimiz izliyoruz ama hiçbirimiz tepki göstermiyoruz. Liderlerin veya önemli bir makam ve mevkide olanların kadına şiddeti onaylayan, meşrulaştıran açıklamalarına tepkisiz kalıyoruz, duyarsız kalıyoruz. Gelin önce hep birlikte kendimizi bir sorgulayalım. Minibüs şoförünü, evet kendi kızı olsa, kendi akrabası olsa ne yapardı sorusunu sorduğumuz gibi kendimize de yapılan bu açıklamalara neden sessiz kaldık, neden tepkisiz kaldık, neden iki cümle bir şey söylemedik, neden aynı oluşumla, aynı birliktelikle tek vücut olamadık, neden karşı çıkmadık? Çünkü ona karşı çıkmazsan, buna karşı çıkmazsan, sesini yükseltmezsen maalesef ne yazık ki toplum kirlenir. Hani diyorsunuz ya ve diyoruz ya, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesini gidiyoruz ya, aslında hepimiz bunu da yaşamıyor muyuz? Yani bu konuyla ilgili ben bir şey açıklayacağım. Yaşadığım bir şey. Hastane Caddesi'nin göbeğindeyiz. Bakın, daha önce anlattım belki. Göbeğindeyiz. Bir aile. Kadın, koca ve 6-5 yaşlarında bir erkek çocuk. Bir aile. Şimdi anne kalkıyor, sokakta çocuğu dövüyor. Herkesin gözünün içinde. Herkesin gözü önünde. Bir kadın, bir anne çocuğunu dövüyor. Baba çocuğunu ayırmaya çalışıyor. Etraftan hiç kimsenin tepkisi yok. O kadar insan var ki o hastane caddesinde, yani toplasanız en az 1000 kişi toplanır. Herkes oturmuş izliyor. Birçoğunun elinde telefon çekim yapıyor. Ve ben sadece şuna müdahale ettim. Yani sonra ilerlediler. Kadın bu sefer kocası ona tepki gösterdi de kocasına vurmaya başladı sokak ortasında, herkesin içinde. Bak,
Bu sefer devreye girdim, ayırmak durumunda kaldım ve benim dışımda orada en az 1000 insan var. Ve 1000 insanın benim gibi oraya girip müdahale etmediğine şahit oldum. Ve maalesef ne yazık ki bu şiddeti uygulayan kadın yine başka kadınlar tarafından ellerine cep telefonu alınarak görüntülenmeye çalışılıyordu. Müdahale edip ayırmak yerine telefonla çekmeyi daha çok uygun görmüştü ve bunu birçok kadın yapmıştı. Ve ben ayırdığımda yanıma maalesef ve ne yazık ki bir vatandaş gelip şunu söyledi. Üzüldüm. Ya boş ver. Şimdi bunlar aile. Aile için meseleler. Bak sonuçta suçlu sen olursun. Diye bir cümle sarf etti. Ben de kendisine şunu söyledim. Zaten sizin bu düşünceniz yüzünden bu insanlar ulu orta yerde kavgalarını, gürültülerini, kadına şiddeti, işte öldürmeleri, bıçaklamaları yaşıyorlar ya dedim. İşte bu kadar tepkisiz olduğunuz için, bu kadar duyarsız olduğunuz için yapıyorlar ya dedim. Ayırdım, ayırmaya çalıştım. Sonra ne oldu Ezel? Sonra beyefendi, hanımın kocası, başka bir erkek akrabasıyla birlikte üzerime yürüdüler. Bak benim işim ayırmak onları. Benim yapmaya çalıştığım ayırmak onları. Üzerime yürüdüler, beni dövmeye kalktılar Ezel. Ve sonra oradaki vatandaş geldi bana ne diyor biliyor musun? Bak sana bunu anlatmaya çalışmıştım dedi. Ve yine hiçbiri tepki göstermedi. İşte gerçekten tepkisiz maalesef ve ne yazık ki. Hani bazen yolda görüyoruz ya bir kadının kocası tarafından nasıl katledildiğini hep birlikte izliyoruz ya. İşte bu yüzden izliyoruz. Duyarsız bir toplumuz maalesef ve ne yazık ki. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz. Mersin gündemine dair bilgileri aldıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba, günaydın. Mersin gündeminde neler konuşuluyor, neler var? Ayrıntılar tabii her zaman olduğu gibi gün içerisinde. Saat 14'teki İçer Gündemi programında ve haber bültenlerinde ayrıca şu anda izlemekte olduğunuz Tekin Larşab'ın sunduğu manşet programında diyoruz. Şimdi Mersin'de balık çiftlikleri konusu hala gündemdeki yerini işgal ediyor. Şimdi hafta sonunda su ürünleri yetiştiricileri üretici merkez birliğinin organizasyonuyla Mersin'den bazı basın mensupları balık çiftliklerinin kurulması düşünülen noktaya götürüldü ve orada dolaştırıldı, gezdirildi, balık çiftliklerinin hangi bölgeye kurulacağına yönelik bilgiler verildi ve örnek bir balık çiftliği de gezdirildi ve bu balık çiftliği konusunda basın mensuplarının bilgi alması sağlandı. İşte o ziyaret, o gezi sırasında Su Ürünleri Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili İhsan Bozan dedi ki Mersin açıklarında 4 bölgede yaklaşık 45 bin ton kapasiteli 60'ın üzerinde balık çiftliğinin kurulması planlanıyor dedi. Ama tabii Mersin'de geniş bir halk kitlesi de balık çiftliklerinin Mersin'de kurulmasına karşı çıkıyor. Ama buna rağmen tabii gerekli olan izinler alınmış. Balık çiftliklerinin nereye kurulacağı da bakanlık tarafından belirlenmiş. Firmalarda yatırım kaynaklarını hazırlamışlar. Balık çiftlikleri kurulacak mı, kurulmayacak mı? Kurulursa getirisi ne olacak, kurulmazsa kaybı ne olacak, kurulursa zararı ne olacak? Bu birkaç haftadır Mersin'de birçok mecrada tartışılıyor ve tartışılmaya da devam edecek değerli seyirciler. Hatırlanacağı üzere geçen günlerde ekranlarınıza getirdik haber bültenlerimizde Karaman'dan çaldıkları bir otomobille Mut ilçesine gelen, Mut ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketini soyan, yağma yapan, sonrasında jandarmanın haber almasıyla peşlerine jandarma düşünce kaçan, otomobille jandarmayı peşinden koşturan, Konya'da, Karaman'da, Ereğli'de ilçe ilçe gezen, özel harekatı jandarmayı polisi atlatan,
Ve bu ekiplerin elinden kaçan kişiler sonunda yine hani derler ya atasözü, tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Mut ilçesinde, soygun yaptıkları ilçede yine özel harekatın ve istihbaratın çalışmasıyla yakalandılar ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Mersin'den Suriye'ye yardım tırları gönderildi. Tam 4 tır yardım malzemesi gönderildi. Yardım malzemeleri çeşitli vakıfların aracılığıyla toplandı. Toplanmasına da Mersin İl Müftülüğü koordine etti. Tabii Pakistan'dan deniz yoluyla Türkiye'ye gönderilen yardım malzemeleri de bu tırların içerisinde yer aldı. Pakistan'daki hayırseverler ve bazı yardım kuruluşları da Suriye'ye gönderilmesi üzere Türkiye'ye bu yardım malzemelerini göndermişlerdi. Önümüzdeki haftalarda yardım malzemesi sayısı 10'a çıkacak. Yardımların çoğu da İdlib'e gidiyor. Bunu da belirtelim. Ve Mersin'de kısaca değineyim şu iki habere. Erdem ilçesinde bir ticari araçla motosikletin çarpışması sonucunda biri ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralı kişinin hayati tehlikesi hala devam ediyor. Yaralılar hastanedeki tedavilerini sürdürüyorlar. Mersin'de bir eve düzenlenen operasyonda peynir bidonlarının içine gizlenmiş 82 kilo esrar ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı diyoruz. Silifke'den üzücü bir haber var. Bir kahvehanede çay demlenmek istenirken gaz sıkışması sonucunda piknik tüpü patladı ve kahveyi işleten kişi ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybetti. Gelelim hava durumuna. Şu anda Mersin şehir merkezinde hava kapalı. İlerleyen saatlerde de sağanak yağış bekleniyor öğleden sonra. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Mersin Kent Merkezi, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Günlar, Silifke ve Erdemli ilçelerinde 7 Aralık Perşembe günü öğle saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısında da bulundu. Bu uyarıyı da dikkate alalım. Spora gelelim. Sporda Mersin İdman Yurdu'nun 6 puanı silindi değerli seyirciler. Mersin İdman Yurdu'na borçları nedeniyle puan silme cezası geldi. Mersin İdman Yurdu'nun 0 puanı varken -3 puan silme cezası verildi. -3 puana düştü. Bir maç kazandı, 0 puana çıkmıştı. Şimdi -6 puanı silindi. Mersin İdman Yurdu -6 puanda yer alıyor. 18 takımın bulunduğu 2. ligde de son sırada yer alıyor Mersin İdman Yurdu diyoruz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na. Şimdi sosyal medyada bir paylaşım var. Biraz düzelterek okuyacağım. Demiş ki Tuğba, bak, bir kadın görme engelliler alfabesiyle yazılmamıştır. Onu tanımak için dokunmak zorunda değilsin demiş. Yani maalesef işte içimizde bir kadına nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmeyen zihniyetler de var. İşte onları şiddetle kınıyoruz. Bak, şiddeti şiddetle kınıyoruz değil mi? İçimizde var şiddet. Meyilliyiz, şiddete meyilliyiz. Evet. Evet, hayırdır Ezel? Bu aralar senden alkış alıyoruz. 2 gündür. Devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Serdal Mutlu Ağa yazmış bize. Abi, güzel haberler bekliyoruz diye. Ya haberin iyisi olur mu hiç? Hiç düşündünüz mü? Yani şöyle bir gün böyle haber spikerleri çıkıyor, şunu söylüyor Ezel haberler boyunca, habere başlıyor, diyor ki evet işte memurların maaşları 5000 lira oldu, işte işçiler artık tatil için Kenya'ya gidiyor, işte Amerika'ya gidiyor, işte emeklilere serbest dolaşım hakkı tanındı, işte işçilerimiz artık 7000 lira maaş alıyorlar, 2 ayda bir de ikramiyeleri veriliyor ve işte her şey çok güzel, ülkemiz kalkındı. Şu gayri safi milli hasıladan hepimizin cebine açıp baktığımızda, böyle cüzdanımızı çıkarttığımızda tomarlarca parayı görebiliyoruz. İşte biz kalkınmışlığın önde giden ülkelerinden biriyiz diye haberler sunduğunu düşünsenize. O zaman herhalde bütün monotonluk biter. Yani hepimiz artık iyi de olmaz gibi mi geliyor Ezel? İyi olur mu sence? Evet, maalesef haber bültenleri maalesef ve ne yazık ki hep kötü haber vermek için
varlar. Öyle bir konsepte oluşturulmuşlar. Çünkü hiç iyi haber verdiğimizi duymadım bugüne kadar ben. Arada iyi haberler veriyoruz ama çoğunlukla kötü haber veriyoruz maalesef. Evet, Mersin Büyükşehir paylaşmış. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Kerim Tufan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü münasebetiyle Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi Muhtarı Zehra Yılmaz'ı ziyaret ederek çiçek ve iğne oyası hediye etti. Evet, iğne oyası meşhurdur değil mi Ezel? Bilir misin iğne oyası Ezel? Hiç gördün mü, duydun mu? Evet, eskiden böyleydi. İğne oyaları vardı. Sonra televizyonlarda mahallemiz vardı. Mahallelerimiz insan ilişkilerini en üst seviyeye çıkartan güzel mesajlar içeren dizilerimiz vardı. Böyle kırdılı, dövdülü, işte mafyalı, mafya varili diziler yoktu bizde. Bir Kara Şimşek vardı, otururduk beklerdik. İşte ne bileyim bir Bizimkiler vardı, otururduk izlerdik beklerdik sabırsızlıkla. Bir apartmanda nasıl bir diyalog olduğunu hep birlikte görürdük. Şimdi apartmanlarda insanlar birbirlerini tanımıyor, hırsızla konuşuyor. Yani düşünsene, apartmanda 12 daire var, 12 daire birbirini tanımıyor. Ama o zaman bizim zamanımızda diziler de böyleydi. Diziler de bize insanlarla birlikte nasıl bir birliktelik kurmamız gerektiğini, nasıl bir beşeri münasebetler içerisine girmemiz gerektiğini aşılardı. Şimdiki gibi, bak şimdiki gençlere bak, herkes bir Polat Alemdar değil mi? Maşallah herkes öyle. Yani okullarda çeteleşmeler var. Niye? Neden? Yani şimdi bu konuda samimiyet istiyoruz. Yani biz bu ekranlardan insanlara neyi pompalarsak insanlar onu görüyor, onu izliyor ve onun gibi olmaya çalışıyor. Evet, yani örnek oluyor. Aslında medya kuruluşları bir bakıma insanları yönlendiriyor. Ya yani görsellik gerçekten etkiliyor. Ya yani bak şimdi... Mesela evlilik programları çıktı, artık kimse evlenmiyor. Neden? Evliliklerin cılkı çıktı artık. Yani evet kötü ama cılkı çıktı. Boşanmalar arttı. Neden? Çünkü insanların birbirlerine saygısı kalmadı. İnsanların istekleri çoğaldı. İnsanlar artık maalesef ve ne yazık ki ahlaksızlaşmaya başladık çoğu zaman. İşte o ahlaksızlık bizi bu noktalara getiriyor. Artık komşumuza güvenemiyoruz. Artık birbirimize güvenemiyoruz. Artık bir ailede bile birbirimizden şüphe eder durumdayız maalesef ve ne yazık ki. Kız çocukları 12 yaşında, 10 yaşındaki kız çocukları 53, 54, 55, 70 yaşındaki adamlar tarafından cinsel istismara maruz kalıyor maalesef ve ne yazık ki. Ve en çok da kendi yakınından, akrabasından, tanıdığından bu saldırılara maruz kalıyor. Oysa daha önce çocuklarımızı severdik. Artık çocuk sevemiyorsun biliyor musun Ezel? Bir parkta çocuk gördüğünde çocuk sevemiyorsun. Çünkü insanlar seni sapık gözüyle görüyor. Maalesef ve ne yazık ki bunu yaşıyoruz. Yani sokakta oturduğun bir mekanda küçük bir çocukla iletişim kurmaya çalışamıyorsun. Çünkü kurduğun an farklı bir gözle bakılıyor, bir tedirginlikle bakılıyor. Eskiden... Evet ki bir kadının arkasından yakın mesafede yürüyemiyorsun. Artık ne yapıyorsun biliyor musun? Havaya bakıyorsun, yere bakıyorsun. Gerçi artık bu telefon sayesinde hiç birbirimize bile bakmıyoruz değil mi? Yani devam ediyoruz. Yolda geçerken araba çarpacak. Ne oldu, ne bitti? Önümüzden hırsız geçti, bomba patladı. Haberimiz yok maalesef ne yazık ki. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi selam mangası gibi hareket ederek doğruluğu yanlışlığı belli olmayan belgeleri pervasızca sallayanlar Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açmak için kollarını sıvayan namertlerdir diyor Sayın Devlet Bahçeli. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında duracağız. Milliyetçi Hareket Partisi varsa engel yoktur diyor Sayın Devlet Bahçeli. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası paylaşmış. AB Bilgi Merkezi ve Mersin Kent Konseyi işbirliğinde AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle düzenlenen Avrupa Birliği yolunda kadın ve siyaset konulu panelin ikinci oturumu moderatörlüğünü spiker Gülgün Feyman Budak gerçekleştirdi diyor. Evet, aslında verdik değil mi? Canlı olarak verdik. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten bence çok da etkili bir buluşmaydı. Eğer Mersin'deki tüm siyasetçi kadınlar oraya gitmiş olsalardı. Yani kadının siyaset içerisinde de yer alması lazım. Çünkü
Ulander Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine böyle bir hak verilmiş. Aslında var olan hakkı iade edilmiş kadına Atatürk tarafından. Ama şimdiki liderler o hakkı ellerinden almış. Ama benim kadınım çıkıyor sokakta 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'nü, seçme ve seçilme hakkını davul zurnayla kutluyor. Ben buna anlam veremiyorum. İşte burada şaşırıyorum. Evet. Hemen bakalım. Az önce hava güneşliydi ama hala güneşli mi arkadaşlar? Camlardan şey gözüküyor, kapalı gibi gözüküyor ama. Peki, daha net bilgiyi alabilmek için de o zaman Tuba'ya döneceğiz. Tuba bize havanın durumunu aktaracak. Hem kentimizde hem de ilçelerimizdeki durumu aktaracak. Evet, günaydın Tuba. Günaydın Tekin Erşap. Evet, bugün hava nasıl olacak? Hem ilimizde hem ilçelerimizde. Hı hı. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Günaydın İçer TV izleyenleri ve Radyo Klas 99.2 üzerinden bizi dinleyen dinleyenlerimiz. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durum tahminlerini sizlere aktaracağım. Mersin ilimizden başlayalım öncelikle. Mersin'de bugün sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık değeri 15 derecede. Hissedilen sıcaklık değeri ise 14 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık değeri 6 derecede. Hissedilen sıcaklık değeri ise 5 derecede. Yarın ise Mersin'i güneşli bir hava bekliyor. En yüksek sıcaklık değeri 15 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 16 derecede olması tahmin ediliyor. İlçelerimize geçelim hemen. Anamur. Anamur'da bugün daha serin bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 12 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 14 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık değeri 3 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 0 derecede. Yarın ise bol güneş ışığı hakim olacak. En yüksek sıcaklık değeri 14 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 16 derecede olması tahmin ediliyor. Bir sonraki ilçemiz Aydıncık. Aydıncık'ta bugün yine daha serin bir hava etkin olacak. En yüksek sıcaklık değeri 10 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 7 derecede olması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Aydıncık'ta çoğunlukla açık bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık değeri 2 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise -1 derecede olacak. Yarın ise Aydıncık'ta bol güneş ışığı hakim ve en yüksek sıcaklık değeri 12 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 11 derecede olması tahmin ediliyor. Bozyazı'ya geçiyoruz hemen. Bozyazı'da bugün daha serin hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 12 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 10 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık hava etkin olacak. En düşük sıcaklık değeri 3 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 0 derecede. Yarın ise bol güneş ışığı hakim ve en yüksek sıcaklık değeri 14 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 16 derecede olması tahmin ediliyor. Mut'a geçiyoruz hemen. Mut'ta bugün daha soğuk bir hava etkin. Dün saatlerine ve sıcaklıklarına göre en yüksek sıcaklık değeri 10 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 5 dereceye kadar düşecek. Gece saatlerinde parçalı bulutlu arası bir hava etkin. En düşük sıcaklık değeri 0 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise -3 derecede. Yarın ise güneşli ve parçalı bulutlu arası bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 9 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 7 derecede olması tahmin ediliyor. Bir sonraki ilçemiz Günler. Günler'de bugün rüzgarlı bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 9 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 4 derecede. Gece saatlerinde açık hava etkin. En düşük sıcaklık değeri 2 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise -2 derecede olacak. Günler'de yarın güneşli bir hava etkin oluyor ve en yüksek sıcaklık değeri 10 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 8 derecede. Bir sonraki ilçemize geçiyoruz hemen. Silifke. Silifke'de bugün daha serin hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 15 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 12 derecede. Gece saatlerinde en düşük sıcaklık değeri 6 derecede ve açık hava, hissedilen sıcaklık değeri ise 1 derecede. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir hava etkin olacak. En yüksek sıcaklık değeri 15 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 14 derecede. Erdemli'ye geçiyoruz hemen. Erdemli'de bugün sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. En yüksek sıcaklık değeri 15 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise yine 15 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık değeri 8 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 6 derecede. Yarın ise açık parçalı bulutlar arası bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 15 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 16 derecede. Ve Tarsus'a geçiyoruz. Tarsus'ta bugün sağanak yağışlar
etkisini devam ettiriyor. En yüksek sıcaklık değeri 15 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 14 derecede. Gece saatlerinde Tarsus'ta çoğunlukla açık bir hava etkin olacak. En düşük sıcaklık değeri 6 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 5 derecede. Yarın ise güneşli bir hava etkin, en yüksek sıcaklık değeri 15 derecede, hissedilen sıcaklık değeri ise 16 derecede olması tahmin ediliyor. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu bu şekildeydi. Sağanak yağışlar bugünden itibaren devam edecek. Teşekkür ediyorum Tekin Aşap, söz sende. Evet, teşekkürler Tuğba. Evet, havada böyle olacak sevgili izleyicilerimiz. Havanın durumu il ve ilçelerimizde bu şekilde olacak. Eksileri gören, eksi birleri, eksi üçleri gören ilçelerimizde var. Bu arada onu da hatırlatalım. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, tabii bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dünkü söylemlerinden dolayı suç duyurusunda bulunduğuna dair haberler de aktarıldı bana az önce. Bu bilgileri de sizlerle paylaşalım istedik. Ve devam ediyoruz sosyal medyaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, hak ihlalleri, zulüm ve baskılar sürerken İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbe olur. ABD'yi bölgedeki sorunları daha da derinleştirecek böyle bir adım atmaması konusunda ikaz ediyorum. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Ve Sağlık Bakanlığı paylaşmış, kemik sağlığınızı korumak için süt ve süt ürünlerinin tüketimini arttırın demişler. Evet, bu arada uzun zamandır süt içmiyoruz Ezel. Yani süt ürünlerini mutlaka kullanıyoruz ama süt ve süt ürünlerini mutlak suretle kullanmamız gerekiyor kemik sağlığı için. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Başbakan Yıldırım Seul'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi diyor. Ve ümit ediyorum ki diplomatik ilişkilerimizin 60. yılından itibaren Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkiler stratejik bir ortaklığa dönüşecek ve her iki ülkenin geleceği için Türk ve Koreli firmalar büyük projelere imza atacaklar. Türkiye büyümeye devam ediyor. Bu yıl OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını sağlayan ülke Türkiye'dir. Türkiye özellikle son 15 yılda ciddi bir atılım yaptı. Bugün Türkiye G20 ülkeleri arasında 17. büyük ekonomiye sahip ve satın alma gücü paritesine göre ise 13. ülke konumundadır. Koreli firmaların Türkiye'de daha fazla yatırım yapması Türkiye'yi çevreleyen 1 milyar 600 milyonluk nüfusa ve yıllık 30 trilyon dolarlık gayri safi hasılaya sahip bir coğrafyada iş fırsatları anlamına geliyor. Bilgi toplumu olma yolunda önemli çabalarımız var. Türkiye'de teknolojiye yatkın ve yaş ortalaması 30 olan ciddi bir nüfus var. Dinamik nüfusumuzun Türkiye-Güney Kore arasında teknolojik işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz demişler. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı da Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir açıklaması. Hayata geçirdiğimiz reformlar kadınlarımızın da özgürlük alanlarını genişletti denilmiş. Ve Ulaştırma Bakanlığı da Bakan Arslan Azerbaycan İletişim ve İleri Teknoloji Bakanı Ramin Gülizade ile ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Arslan 2017 yılı ikinci çeyrek itibariyle Türkiye'de bilgi iletişim teknolojili pazar büyüklüğü 94.3 milyar lira demişler. Ve Zeynel Uğur Gölgeli paylaşmış. Kahraman analar, bacılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın" diye seslendiği Tomris Hatunlar sizlersiniz. Bu vesileyle bütün Türk kadınlarının, kahraman Türk analarının ve geleceğin nene hatunlarının Kadın Hakları Günü'nü kutluyor. Yapmış oldukları fedakarlıklardan ötürü saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Var olsun Türk kadınları, yaşasın kahraman Türk kadını ruhu paylaşımına yer vermişler. Evet ve hemen yerel gazetelerimize geçiyoruz. Yerel gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşalım. Ve ilk gazetemizde Çukurova gazetesi. Çukurova gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda logo üzerinden verilen haberde kadınların ve erkeklerin kendini adaması gerekiyor demişler. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
AB Bilgi Merkezi ve Mersin Kent Konseyi işbirliğinde AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle Avrupa Birliği yolunda kadın ve siyaset konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hepimizin çalışması gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği kendiliğinden olan bir şey değil. Bunun için kadınların ve erkeklerin kendini adaması gerekiyor dedi. Devam. İyi, hoş, güzel. Filistin'deki kadınlarımız ne yapacak? Suriye'deki kadınlarımız ne yapacak? Sayın Avrupa Birliği Delegasyonu, Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger. Yani Filistin'deki kadın siyasetin içinde yer almayacak mı? Kendini bu iş için adamayacak mı? Suriye'deki kadın adamayacak mı? Irak'taki kadın adamayacak mı? Bu konuda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Gerçekten bunu çok merak ediyoruz. Daha doğrusu bu ülkelere bakış açınız nedir? Bu ülkelerde insanların varlığına inanıyor musunuz? O bölgelerde, bu ülkelerde yaşanan dramlardan haberiniz var mı? Hani şu sizin çifte standartla baktığınız ülkelerden bahsediyorum. Hani görmek istemediğiniz ülkelerden bahsediyorum. Hani vahşetin, dramın en alasını yaşayan kadınların ve çocukların zulüm altında yaşadıkları ülkelerden bahsediyorum ama hani farkında mısınız? Evet, her şey sizin ülkeniz ve bizim ülkemizden ibaret değil. Etrafımızda da canlı varlıkların, insanların var olduğunu bulmak lazım. Ve bilmek lazım, pardon. Taşeron'da son nokta. Taşeron işçilerin merakla beklediği haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kamu idarelerindeki taşeronlar ile belediye ve il özel idarelerdeki taşeronlar sürekli işçi kadrosuna alınacak. 4C'li mevsimlik işçiler ise 4B kadrosuna geçecek denmiş. Evet, bu konuda varsa izleyen taşeron bu konuda neler söylemek ister, düşüncelerini de öğrenmek isteriz. Devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz. Mersin gazetesi de kadınlara hakları verilmeli diyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle Avrupa Birliği yolunda kadın ve siyaset paneli düzenlendi. Panelde kadın haklarının eksikliğine dikkat çekildi. Ve borcun sonu hapis diyor. Türkiye'de icra iflas kanununa muhalefet suçundan dolayı hapse girenlerin sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre %34 oranında artarak 17.488'e yükseldi. Mersin'de ise 566 kişi borçlarından dolayı hapse girdi. Heh, bu konuda bir uyarım var Ezel. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Avukatta icrası olanlar. Şimdi icra dosyanız avukatında, karşı tarafın avukatında, alacaklının avukatındadır. Siz bir taahhüt vermişsinizdir. İcra dairesinde imza atmışsınız. Ben bu borcu ödeyeceğim diye aylık ödemelere bağlamışsınız. Şimdi aylık aylık ödediniz. Bitti. Bakın size bir tavsiyem. Hani dosyanızın kapanması için de yine o size açılmış davadaki icra dairesine gidiyorsunuz. Orada bir harç yatırıyorsunuz. Borcunuzun miktarına göre. Ama siz bunu eğer avukatınızla, o karşı tarafın avukatıyla çözmeye çalışırsanız, mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim bir dosyam vardı böyle. Borç bitmiş. Ama işte o şeyi yatırmamışız, harcı yatırmamışız. İşte konuşuyoruz avukatla, diyoruz ki siz yatırın, biz size ödeyelim yani. Sonuçta ben gidip o icra dairesinde şey yapmayayım. Hani zaman kaybı olmasın, nasıl olsa personeliniz var. Orada gidip yatırıyor bunları. Siz yatırın, ben size ödemeyi yapayım. Ne kadar ödeyeceğim? Atıyorum bir rakam söyle, diyor ki 150 lira. Tamam, okey diyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz, Allah yüzünüze bakıyor. Avukat yatıramıyor bu parayı. Siz gidip yatırmak durumunda kalıyorsunuz. İcra dairesinde dosyanın kapanması için harç. Sizden daha önce 150 lira talep eden avukat, siz oraya gidip icra dairesine ben bu harcı, bu dosyanın harcını yatırıp kapatmak istiyorum dediğinizde karşınıza 43 lira gibi bir rakam çıkıyor. Bak, 150 lira nere, 43 lira nere? Bence siz bu işi kendiniz yapın. Ve çok fazla da uğraşmıyorsunuz. Yani icra dairesine gidip dosyanızı kapattırmak için borcunuzu bitirdiğinize dair evrakları ve o dosyanın artık icra dairesinden kaldırılması için o harcı lütfen bizzat kendiniz gidin yatırın. Daha ucuza geliyor. Evet, yani borcunuzun miktarına göre tabii. Devam edelim. 5 yıldır beni seviyordu, bir inada bağlamıştı diyor sevgili izleyicilerimiz. Mersin'de bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçu polis tarafından bulundu. Ailesine teslim edilen Zelal Topçu
bana iyi davrandı, pişman olduğunu söyledi, şikayetçi değilim demiş. Tabii büyük bir olasılıkla kamu davası oldu. Yani çünkü göz önünde oldu, şikayetler oldu bu konuda. Devam ediyoruz. Güney Gazetesi, Mersin'de 4 bölgede balık çiftliği kurulacak. Dün gazetecileri aldılar, götürdüler. Pazartesi miydi? Balık çiftliklerini gezdirmek için. O balık çiftliklerini ziyarete giden gazeteci arkadaşlarımızın ne yazdıklarını merak ediyordum. Ne yazacaklarını çok merak ediyordum. Yani bakalım, hep birlikte görelim neler yazılmış. Mersin'de 4 bölgede balık çiftliği kurulacak. Su ürünleri yetiştiricileri üretici merkezi birliği başkan vekili İhsan Bozan, Mersin açıklarında 4 bölgede yaklaşık 45 bin ton kapasiteli 60'ın üzerinde balık çiftliği kurulmasının planlandığını söyledi. Su ürünleri yetiştiricileri üretici merkez birliği başkan vekili İhsan Bozan, Mersin açıklarında 4 bölgede yaklaşık 45 bin ton kapasiteli 60'ın üzerinde balık çiftliği kurulmasının planlandığını söyledi. Mersin Silifke ilçesinde kurulmaya başlanan balık çiftliklerinin konumu, kıyıya uzaklığı ve balıkların beslenme şekli konularında incelemelerde bulunuldu. Su ürünleri yetiştiricileri üretici merkez birliğinin organizasyonuyla Taşıcı Mahallesi Bozak mevkisinde yapılan toplantının ardından yerel ulusal basın temsilcileri tekneyle çiftliklerin olduğu alana götürüldü. Ezel, ne anladık biz bu haberden? Şimdi götürdüler basın mensubu arkadaşlarımızı, gezdiler, gördüler. Ha, balık çiftlikleri kurulacakmış. E daha düne kadar balık çiftliklerine karşıydık. Ne oldu? Ne oldu? Yani şimdi yazılan haberlere bakıyorum da balık çiftlikleri kurulacakmış. Zaten biliyorduk biz bunu. Yani balık çiftlikleri kurulacak ve bunun için karşı çıkıyorduk hani. Hani karşıydık ya. Hatırladınız mı? Ha, bundan bir hafta öncesine gidelim. Bir hafta önceki gazetelere şöyle bir bakalım. Karşıydık hani. Ne oldu? Çiftlikler kurulacakmış ya. Yani farklı bir şey yok. Çiftlikler kurulacak. İşte kaç tane kurulacak? 45 bin ton kapasiteli 4 bölgede 60'ın üzerinde balık çiftliği kurulacak. Ha, bir şey değil ya. Der gibi bir haber oldu. Karşımıza çıktı Ezel'cim. Mersin Üniversitesi Mühendislik Kongresi'nden ödüllerle döndü haberine yer vermiş gazete ilk sayfasında. Ve devam ediyoruz. İMC gazetesi, Mersin İMC gazetesi, Su ürünleri yetiştiricileri üretici merkez birliği başkanı vekili İhsan Bozan, 60 adet balık çiftliği kuracağız. Su ürünleri yetiştiricileri üretici merkez birliği başkan vekili İhsan Bozan, Mersin açıklarında 4 bölgede yaklaşık 45 bin ton kapasiteli 60'ın üzerinde balık çiftliği kurulmasının planlandığını söyledi. Silifke ilçesinde kurulmaya başlanan balık çiftliklerinin konumu kıyıya uzaklığı. Az önceki haberle aynı değil mi Metin? Toplantının ardından yerel ve... Aynı. Metin aynı. Metin aynı Ezel. Metin aynı. 60 tane kurulacakmış. Yani şey yok, sorun yok. Problem yok galiba. Ya bir hafta önce biz yanlış alarm vermişiz. Karşıyız diye yanlış alarm vermişiz. Şimdi gidip bakınca 60 tane varmış. Çok şükür biz gitmedik. Evet. Kadın haklarını korumalıyız diyor. Türkiye'de 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününde Mersin'de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ve Mersin Kent Konseyi İşbirliği'nde AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle Avrupa Birliği yolunda kadın ve siyaset konulu panel düzenlendi. Ama ben karşıyım balık çiftliklerine arkadaş. Ben bundan bir hafta önce de söyledim. Gitmedim, gitmeyeceğim ama yine de karşıyım. Balık çiftliklerine karşıyım. Yani şey gibi düşünün. Sen beni görebilir miyim? Yani şey gibi düşünün. Nükleer santral gibi düşünün. Evet, nükleer santral bu konuyla mı ilgili? Evet. Ezel'ciğim bak, panikleme. Panik yok. 60 tane kurulacakmış. Ya bundan bir hafta önce biz karşıydık ama neye karşıydık bilmiyorum. Bak onu çözemedim şimdi. Karşıydık, balık çiftliklerine karşıydık. Bugün ne diyor? 60 tane kurulacakmış. Hı? Ya biz de bir şey zannettik. O yüzden karşı çıktık bir hafta öncesinde. Neden karşı çıkıyoruz ki? 60 taneymiş ya. Ya arkadaşlar, artık
Şuraya Ezel'cim bir tane de hashtag yapalım. Yarından itibaren. Hashtag samimiyet diye yazalım artık. Öyle de artık rengini nasıl yaparsın? Bak kırmızı var, mavi var. O da kırmızı beyaz olsun. Samimiyet diye yapalım artık. Tamam mı Ezel'cim? Samimi, samimiyetlik güzeldir. Devam edelim. Mersin Kadın Gazetesi. Kadın meselesinde sosyal cinsiyet uçurumu var. Avrupa Birliği yolunda kadın ve siyaset konulu panelde kadının istenilen noktada olmadığı, kadın haklarının yeterince verilmediği, seçimlerde kadınlara daha az şans tanındığı, kadınların eğitim sorunları olduğu gibi konular ön plana çıkmış. Karısını boşanma davasına bir gün kala öldürmüş maalesef ne yazık ki. 5 kadın kaymakamlık desteğiyle yumurta tavukçuluğuna başladı deniliyor. Ya kadınlar her yerde aslında üreticilik namında, girişimcilik namında da iyi bir yere gelebiliyor. Yeter ki önünü açın. Yeter ki haklarını iade edin kadına. Bunu yapabilirsek çok başarılı. Ya bunda da samimiyet. Bak samimiyet her şeyde çıkıyor karşımıza Esen. Hakimiyet gazetesi de AB Büyükelçisi'nden Atatürk vurgusu. Ya bu yabancılar bir şey söylediği zaman ben nedense çok fazla inanmıyorum Esen. Niye? Niye böyle bir hisse kapılıyorum ben acaba? Neden böyle bir his içerisindeyim? Yani çok samimiyet bak samimiyet. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Atatürk'ün en önemli görevimiz modern dünyaya ayak uydurmak. Eğer biz sadece nüfusun yarısını modernize edersek bunu yakalayamayız. Sözünün bugün sadece Türkiye için değil bütün dünya için geçerli olan bir söz olduğuna dikkat çekti. Sayın Büyükelçim, aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, yurtta sulh, cihanda sulh sözünü de söylemiş. Bunu hiç duydunuz mu? Yani barışın sadece ülkemizde değil, ülkemiz dışındaki dünyadaki tüm ülkelerde de tesis edilmesi gerektiğine de vurgu yapmıştır Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Hani bunu da bilin istedik. Ve ailesine kavuştu kızımız. Kitapseverlerin akınına uğramış bu arada fuar. Devam ediyoruz. Haberci gazetesi, Mersin'de balık çiftlikte kurulacak şirketlerin temsilcisi Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkezi Birlik Başkan Vekili İhsan Bozan, Çevre Bakanlığı'nın balık çiftlikleriyle ilgili 2006'da çıkarttığı mevzuat öncesinde görüşlerinin alınmadığını ve bu yüzden içinde olmadıkları planları savunmak zorunda kaldıklarını itiraf etti. Neyi savunuyorsunuz diyor. Mersin'de 4 ayrı bölgede kurulması planlanan 45 bin ton kapasiteli 60'ın üzerinde balık çiftliğine yönelik tepkileri giderek artıyor. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği'nin organizesiyle Silifke'ye bağlı Bozak mevkisinde kurulacak olan balık çiftliğinde inceleme gerçekleştirdi. Faaliyette olan ve önümüzdeki günlerde kurulması planlanan balık çiftliklerinin basına bilgi veren Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkan Vekili İhsan Bozan, balık çiftliklerinin çevreye, insan sağlığına zarar vermediğini savundu. Balık çiftlikleriyle ilgili gerekli izinlerin alındığını ve üretime başladıklarını aktaran Bozan toplantı sırasında önemli bir itirafta bulundu. Çevrecilerin ve STK'ların balık çiftliklerine dair itirazların üzerine Çevre Bakanlığı'nın 2006 yılındaki çıkarttığı ve 2008'de yürürlüğe giren hassas koy ve körfezlerin tanımı başlıklı bir mevzuat oluştururken sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmadığını söyledi. Bozan her toplantıda özellikle beyan ediyorum keşke olayın esas tarafı olan yetiştirici temsilcisi sivil toplum kuruluşları da masanın bir kenara konmuş olsaydı ve planlamadan biz de sorumlu olsaydık veya en azından bizim de görüşlerimiz alınsaydı böyle olmadı maalesef bu yüzden yapmadığımız planları savunmak zorunda kalıyoruz şeklinde konuşmuş. 60 tane. Akdeniz Gazetesi sevgili izleyicilerimiz hani izin verilmeyecekti diye soruyor. Sorguluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki Mersin'de balık çiftliklerine onay vermediklerini belirtmiş ve kurulması planlanan balık çiftliklerine kesinlikle onay vermeyeceklerini ifade etmişti. Ancak Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Vekili İhsan Bozan Mersin açıklarında 4 bölgede yaklaşık 45 bin ton kapasiteli 60'ın üzerinde balık çiftliği kurulmasının planlandığını belirterek bu işletmeler balığın yaklaşık %70'ini ihraç edecekler. Dolayısıyla 150 ile 170 milyon avro arasında ihracat girdisi sağlayacaklar demiş. Ve Yeni Güney AB yolunda kadın ve siyaset haberine yer vermiş. Eğitim, öğretime yapılan yatırım boşa gitmez denmiş. Toroslar Meclisi 2017'nin son toplantısını yapmışlar. Zelal ailesiyle
buluştuğu haberi de yine gazetenin ilk sayfasından okuyucularına ulaşan haber. Ve hemen ulusallara geçip Türkiye dünya gündemine göz atalım. Bakalım Türkiye ve dünya gündeminde hangi konu başlıkları var? Tabi Zarrab davası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına dair bilgiler. Yeni Şafak gazetesi Kudüs kırmızı çizgimiz, İsrail'le diplomatik ilişkileri keseriz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmeye hazırlanan Trump'ı uyararak Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir dedi. Erdoğan bu adımın atılması halinde İstanbul'da İslam Birliği İşbirliği Teşkilatı'nı toplayacaklarını ve İsrail ile diplomatik ilişkileri koparacaklarını söyledi. Ve Zarrab davası ile ilgili bu dava şantaj aracı DH Sina'ya sürülüyor. Çok yakında imha edeceğiz terör örgütlerine. Bu silahlar kimi vuracak diyor verilen silahlarla ilgili. Ve çalışma hayatında devrim 850 bin taşeron artık kadrolu böylelikle deniliyor yapılan açıklamada. Ve Orta Doğu gazetesi kaos ve kriz tacirlerine af yok. MHP lideri Bahçeli Türkiye'yi yere düşürmek amacıyla yer çekimiyle yarışanların ihanet ve ibret verici iffetsizlikleri hepimizin gözü önünde cereyan etmektedir dedi. Ve devam ediyoruz. Güneş gazetesi raporluk hale geldi diyor. Ne dediğini kendisi de bilmiyor. Günlerdir bombayı patlatacağım diyerek ortalığı ayağa kaldıran Kılıçdaroğlu 3 yıl önce FETÖ'cülerin dolaşıma soktuğu yalanlanmış belgelerle kürsüye çıkınca CHP'lilere saç baş yoldurdu. Konuşmasında her şeyi birbirine karıştıran Kılıçdaroğlu FETÖ'cü hainlere de vatansever ilan etti. FETÖ'nün emniyet yapılanmasında rol oynayan ve örgüt üyeliğinden tutuklanan hainler için emniyet istihbarattaki vatanseverler ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık'ta üretilen montaj tapelere sarıldı. Sahteciliği tescillenen kayıtları delil olarak gösteren CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti hedef aldı. 17-25 Aralık darbe girişiminde başarılı olamayan ihanet çetesinin 2014'teki yerel seçimlerden hemen önce ortaya attığı Saraf hakkındaki MİT rapor hazırlamış yalanı Kılıçdaroğlu tarafından yeniden sahneye sürüldü. Oysa MİT yayınladığı açıklamada öyle bir raporun hiçbir zaman hazırlanmadığını duyurmuştu. Kirli kumpas söylemlerini ardı ardına sıralayan Kılıçdaroğlu hızını alamayıp yerli ve milli medyaya saldırdı. A Haber'e hedef gösterip CHP lideri boynunuza ne takacağımı iyi biliyorum diyerek gazetecileri asmakla tehdit etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki yağdı. Ve bu arada Rıza da itirafta bulunmuş iftiranın itirafları diyor. Rıza Sarraf, Hakan Atilla'nın avukatının çapraz soruları sırasında ABD'de cezaevinden çıkmanın en hızlı yolu yalan söylemek dediğini kabul etti. Artık cezaevinde olmadığını belirten Sarraf birçok ülke ile döviz işi yaptığını söyledi. Savcı ise Sarraf ile yapılan anlaşmayı ABD hükümetinin uzun süre gizli tuttuğunu açıkladı. Ve Habertürk taşerona kadro diyor sevgili izleyicilerimiz. Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklama sonrası. Ekmek 5 lira olsun. Ekmeğin gramajının düşürülmesinin israfı artıracağını söyleyen Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Koli var. Bana kalsa ekmeği 5 liraya yediririm. İsraf olmasın diye hiç çöpte sucuk pastırma gördünüz mü? Çünkü pahalı. Mantıken doğru bakayım dedi. Hiç görüyor musun? Artık var mı öyle? Ya neden? Pahalı diye. Ucuz olunca ekmeği bol bol alıyoruz işte. Ama aslında gerçekten israf ediyoruz. Yani tabii ki 5 lira olmasın. Çünkü bu ülkede asgari ücretle geçirmeye çalışan insanlar var. Onları düşünmemiz lazım. Hepimiz. Ekmek sofralarımızın vazgeçilmezi yani. Tabii ki 5 lira olmasın ama israf da edilmesin. Hani bence israfı asgari ücretliler yapmıyordur da çünkü yiyebilecekleri tek şey ekmek kaldı. Hani daha önce ekmek domates diyordu. Şimdi domates alabilen zaten kral. İşte ekmek soğan deniliyordu. Ekmek kuru soğan deniliyordu. Oo, kuru soğanın yanına yanaşamıyorsun. Ekmeği neyle yiyeceksin? Bak benim bir önerim vardı. Ara sıra böyle kendimizi kandırırdık biz. Ekmeğin içini açıyorsun Ezel. Bak çıkartıyorsun içini. Yumak yumak yapıyorsun. Köfte şeklinde tekrar içine koy ye. Bu kaldı elimizde yani. Başka bir şey yok. Yani bari lütfen ekmeğimizle oynamayın. Yani bırakın o ekmeği de yiyelim yani. Bu arada ekmek yemek de mutluluk veriyormuş. Tabii sonrasında da göbek. Çok fazla da yüklenmemek gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.
Varım, çay da çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye. Ben harman dalı, sarı zeybek, horon halay. Çay da çırayım. Ben Türkiye'yim. Ağıtlarla, halaylarla umut olup dikilen ben. Ufuklara sökülen ben. Tarih yazıp sayfalara türkü türkü yakılan ben. Ben Türkiye'yim. Sen Türkiye'sin. Biz Türkiye'yiz. Ay ay ben Türkiye. Ben...